Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Saraçhane esnafına ziyaret gerçekleştiren Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, gençlik yıllarının geçtiği kapalı çarşıda duygusal anlar yaşadı ve esnaflarla hasbihal etti. Hava çöreği. Yok, yumuşak çörek yiyeceğiz. Babam rahmetli oraya gitti. Hoş geldiniz efendim. Sonra buradayız da Sayın Bakanım. Bunu bir ikram edeceğim. Sayın Bakanım. Efendim? Sayın Bakanım, evet, bir fotoğrafınızı alalım. Ama bunu bilmediğiniz mi istiyorsunuz? Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, ziyareti esnasında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve basın mensuplarının referanduma ilişkin sorularını yanıtladı. Kaynak, referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve mecliste Anayasa Komisyonu'nun başladığı süreçte millete peç şişe savaşları izlettiler. Bunun beraberinde üzülerek söylüyorum ki, muhalefet bu süreçte millete yalan söylüyor dedi. Sadece milletimize maalesef peç şişelerle su savaşı izlettiler. Sonra Meclis Genel Kurulu'nda da milletvekilinin bacağını ısıran, bir genel başkanımızın burnunu kıran, kendisini kelepçeleyen, meclis kürsüsünü işgal eden görüntüler gördük. Ve sonra da rejim değişikliği tartışmalarını izledik. Sonra diktatörlük dediler. Ve bunların hepsinin doğru olmadığını vazgeçerek de ispat ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili ortaya koyduğumuz metni değil, başka şeyleri tartıştırdılar. Ancak sizin de söylediğiniz gibi son haftaya girdiğimizde, son 4 güne, rejim değişikliğini duymuyoruz. Allah'a şükür hidayete erdi Sayın Kılıçdaroğlu. Diktatörlüğü de duymuyoruz. Onu Almanlar söylüyor, Alman Der Spiegel dergisi falan. Bunları da duymuyoruz. Ancak şu anda tek adam ve meclisin fesi gibi iki gerçeğe yansıtmayan kuvvetli yalanı söylemeye devam ediyorlar. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, idam tartışmalarına yönelik de açıklamalarda bulundu ve ben şahsım adına, hukukçu ve bir Müslüman olarak idam konusunda milletimizle hemfikirim ifadelerini kullandı. Ben şunu söylüyorum. Bir, hukukçu olarak idamın gerekliliğine inanıyorum. Niye? Mukayeseli hukuk okuduk. İdam cezası kanunda yer alan ülkelerde ağır suç işleme oranları düşük. Ya adam öldürme suçu düşük, affedersiniz çocuğa cinsel bilmem ne de bulunma oranı düşük. Ya ağır suçların işlenme oranı düşük. İki, ya hukukçu olarak inanıyorum. İki, bir Müslüman olarak inanıyorum. Bizim Rabbimiz Kur'an'da kısasta hayat vardır diyor. Yani kısas aslında bir hayatı kurtaran bir şey. Kısasın olduğunu bilen bir hayata kastetmez. Kastetmeyecektir elbette. Bir Müslüman olarak da inanıyorum. İdamla ilgili dün Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'dan, kardeş şehrimizden bir açıklamada bulundu. Tabii bu da bir anayasa değişikliği gerektirir. Anayasa değişikliği içinde en az 330 milletvekilinin oyu gerekir, gizli oyu gerekir. Bizim 330 milletvekilimiz yok. Eğer MHP ya da başkaca da CHP falan destek verirlerse meclisten geçiririz. Yok 330'u, yani 367'yi ancak öyle buluruz. Yok 330'u biz MHP ile geçirirsek mecburen gene bir referandum yolu gözükür. Ama cebimde kayıtlar var. İnşallah uygun zaman veririm. Belki Aksu TV'mizden yayınlanır. Bu söylenen aynı şekliyle Kandil'de Murat Karayılan da aynısını söylüyor. Mustafa Karasu da aynısını söylüyor. Duran Kalkan da aynısını söylüyor. Ve Pensilvanya'daki sapkın da aynı şeyleri söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bu cumhuriyeti kurmakla övünen parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef terör örgütleriyle aynı hizaya gelmesinin ve aynı dili kullanmasını ben asla kabullenemiyorum. Asla hazmedemiyorum.